1 2 vuruş. Evet Sayın Başkanım, biliyorsunuz bir belediye seçimi geçirdik. Bu yeni aldığınız, yeni seçilmiş olduğunuz yeni görevinizde biliyorsunuz başarıyla yine yüzünüz akıyla çıktınız. Tabii ki bu almış olduğunuz yeni görevinizde üstün başarılı yapacağınızı bu malum her zaman gözle görülen bir şeydir. Bizler dernek olarak her zaman biliyorsunuz sizlerin yanındayız. Elimizden maddi manevi ne gelirse yapmaya hazırız. Ve siz Sayın Başkanım da bizler her zaman için derneğimizin yanında olduğunuzu, maddi ve manevi her zaman bizlerle iç içe olduğunuzu bunu gayet gönülden biliyoruz. Ve bu almış olduğunuz bu yeni görevde inşallah yüzün akına çıkaracağınız eminiz ve bu alacağınız yeni görevde çok çok başarılar diliyorum. Hepinize saygı, bu tekrardan bizi kabul ettiğiniz için sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Barış Kuvvetleri Gaziler Cemiyeti Mausa Şubesi olarak Sayın Mustafa Menteşe ve yönetim kurulu üyesi arkadaşların bu nezaket ziyaretinden dolayı ben teşekkür ediyorum. Gaziler Cemiyetimiz Mausa'da, Mausa Şubesi olarak toplumda çok büyük bir yeri olan bir cemiyet. Hem toplumsal sorunlara yaklaşımları bakımından hem de geçmişten gelen tarihi bilgileri açısından devamlı şehrimiz için hatta ülkemiz için yapılabilecekler konusunda sık sık konuları istişare ettiğimiz bir cemiyetimizdir. Ben de fırsat bulduk sonra cemiyeti ziyaret ederim. Sağ olsun arkadaşlar da bizi ziyarete gelir. Böyle imkanlar yaratarak güncel konuları da konuşma fırsatı buluyoruz. Ben bu nezaket ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederim hocam. Tabii ki gündemimizde üzülerek söylüyoruz ki ülkenin, Türkiye'nin içinde bulunduğu günlerdeki dövizdeki tırmanıştan dolayı bir sıkıntının yaşanıyor olmasıdır. Burada tabii hükümetlere düşen görevler var, evet, iş adamlarına düşen görevler var. Evet. Vatandaş olarak herkese düşen hassasiyet ve görevler var. Tabii bu arada bir yerel yönetici olarak bizlere de bazı görevler düşer. Onlar üzerinde çalışıyoruz. Umarım ve dilerim bu sıkıntılı günler çok uzun sürmez ve eskisi gibi bir rahata ekonomimiz kavuşur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bu tür sıkıntılı dönemler geçmişte de oldu. Evet. Yansımaları buraya da olur ama her defasında da altından kalkması bir evet kalkmıştır. Onun için sabırlı olmak lazım, dikkatli olmak lazım ve çok çalışmak lazım. Bu vesileyle bu konularda sizlerle görüşme fırsatı bulduk. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.